O zaman seneye geçelim. Artık formdan forma bir şeyler taşıdık, ettik. İşte bastık bir yerden bir yere geldik. Fakat ben programları kullanırken fark ediyorum bazen. Böyle mesela Internet Explorer'da var, bizim işte şeyimizde var, şurada Ready Media yazıyor. İşte F5'e basınca Building yazıyor, bilmem ne yazıyor. Ben orada onu görünce mutlu oluyorum. Yani user friendly bir durum var. Kullanıcı yapılan işlem hakkında bilgi sahibi oluyor. Güzel. Mesela internet Explorer gezerken sayfa açılıyor işte, bilmem kaç tane item kaldı falan filan gibi durumlar var. Onun gibi şey yapacağız. Bunun için status strip diye bir alet var. Sürekli bırakıyorum. Aşağı yapışıyor. Ne koymak istiyorsun diye soruyor. İşte label mı, progress bar mı, işte drop down, işte combo box, combo box mı ya da split buton dediğimiz butonlardan mı koymak istiyorsun? Split buton nedir? Split buton şunlar. Yanında oku var. Aşağı doğru açılıyor. Ne koymak istiyorsun diyor. Diyorum ki ben şey koyacağım, bundan koyacağım. Status label. İsmini düzeltelim. İşte label durum diyeyim. Aşağıda da teksti de tre olsun. Hı? Link yaparsan link var. Yani link verirsen tıklama falan. Efendim? Tre koydum yazısına. Ha şey. Status script. Bu ne iş yapıyor? F7'ye bastığınız zaman işte kullanıcı burada bir şey yaptı. Ne yaptı burada? Label text eşittir. Satış formu açıldı. Scope'un en sonuna doğru yazıyorsun. Yani işin sonuna yazıyorsun işte. Burada satış formu yeniden aktif edildi. Hani yapılan işi kullanıcıya bilgilendirmek istiyorsun. Alış raporu açıldı. Orada da gösteriyor mu? Metodu da. Ya nerede yaşıyorsan gösteriyorsun işte. Bunu ben label'a yazdırıyorum şimdi. Nereye yazdırmam önemli ki? Bir de aslında form load olduğu zaman şurada hazır. Ready. İşte uygulama hazırmış. Çok güzel. Satış raporları açıldı. Güzel. İşte satış raporu yeni aktif edildi. İşte alış raporu açıldı. Satış raporu aktif edildi falan filan gibi. Yapılan işlem hakkında buraya bilgi düşündüğü zaman kullanıcı mutlu oluyor. Harbiden mutlu oluyor. O yüzden burada olması gerekiyor. Mesela atıyorum bir işlem yapacağız. Mesela satış raporu açılırken açılmadan hemen önce şöyle yapalım. Şuraya bir tane progress bar koyayım. Bunu ön tarafına alabilecek miyiz? Yani ön tarafı olur. Bunun yeri sabit. Hadi onu biraz bekletelim böyle biraz görelim. Ha biraz böyle şey uzun sürsün falan filan. Ondan sonra şey yapalım. Ha, neredeyiz? Şuradayız. Şurada for ile bunu döndüreceğim. Yalnız şimdi daha önce görmediğiniz bir şey yazacağım ama sadece yazacağım. Onun konusu çünkü ileride gelecek. Konusu geldiği zaman. Göstermeyeceksiniz yani. Ben göstermeyeceğim. Evde kendiniz öğreneceksiniz. Neymiş hocam onu öğrenmeyeceksin? Yine hocamızdan beklemeyi kendiniz öğrenin. Hayır arkadaşlar öyle bir şey demiyorum ya. This nokta, hayır this değil. Şuraya yukarıya. Using yazacağım bir tane. System.threading yapıyorum. Bu işlem parçacıkları demek oluyor. İşlem parçacıkları bölmek için kullandığımız bir namespace. Konusu gelecek. Bayağı güzel bir konusu var. Kursun sonuna doğru falan geliyor yalnız. Yani son işte 100 saatin içine falan denk geliyor. Thread.sleep diye bir şey var. İçine esprisi milisaniye ister. İşte 300 milisaniye. Programı beklet oluyor. Yani program 300 milisaniye çalışmasın. Ben bunu her turda yapacağım için dolayısıyla şey olacak. Bekliyorum. Bayağı beklemiş olacak yani. Ve neydi onun adı? Toolstep progress bar'ın value'su eşittir iyi diyorum. 100'e kadar da olacak işte. Şimdi şöyle oldu. Bir de şurada şey yapalım.
Bak bir de şu diyeyim. Label durumun teksti. Açılıyor. Satış raporu. Açılıyor. Hocam niye satış raporu? Satış raporu açmıyor muyuz? Şu an orada mıyız? Şu an oradayız. Artı i nokta tool string diyeyim. Yüzdeyi de koyayım hocam, bir de tam olsun. Hazırmış, bastım. Aa, bunu size gösteremedik ki. Yazı gelmedi, yani bu çalıştı da. Bence farklı. Yazının şeyi vardı, şimdi ona değinemiyoruz ya. Neyse, yazı öyle kalsın artık, ne yapalım? Yazıyı da... Açılıyor, 600 falan bir şey kandırıyoruz aslında. Çok yapmışım ya. Şunu kaldırayım da onu ileride halledecek bir şey zaten. İşte rapor hazırlanıyor. Falan filan falan filan. Şimdi bayağı veri tabanına falan şey çekiyorum yani. Dolayısıyla... Hocam peki onu nasıl gerçek veriyle dolduracağız? Şimdi veri tabanından mı? Yok. Yani mesela evet. İşlem ağırlığına göre. İşlem ağırlığına göre zaten senin alabileceğin sayıyı soruyorsun önce. Diyorsun işte kayıt sayım kaç? Ya da bu işlem işte kaç tane sürecek? Ya da belli bir sayım vardır belki. 100 tane istiyorum. İşte yani her geldikçe arttırıyorsun. Atıyorum hani bekleme şeyini direkt oraya yükleyemiyoruz yani. Mesela internet bir dosya indireceğiniz zaman hani işte bu doluyor ya bu çubuk. Zaten sana ilk başta şeyi soruyorsun yani burada. Buradayken şeyi soruyorsun. Diyorsun ki maksimum uzunluk ne kadar? Diyor ki bana işte 3 megabayt. Tamam diyorum. Göndermeye başla diyorum. Ben geldikçe 3 MB buna göre ayarlıyorum işte. 3 MB çarpı bilmem kaç diyorum. Bölüyorum. İşte şurasının %100 diyor. 3 MB'a denk geliyor. Her gelen MB'de işte bu GB'de bunlar böyle arttırılıyor. Bir de internetten indirme hızını sorabiliyorsun mesela. Şurada yazıyorsun ya saniyede işte 5 kilobit per second diye süslüyorsun. Gayet de güzel. Bir tane böyle bir şey yapmıştım, gösterdim size de onu kullandığım site şey oldu, kapandı. Yani istek koşu hoşuna gidiyor, şimdi çalışmıyor. Yoksa böyle sayılmıştır. Bir de şuraya da şey yazayım bari, onu yazamadım şuraya yazalım. Onu da ileride çözersiniz. Ne yazacaktım? Rapor hazırlanıyor. Satış raporu olacaktı ama neyse. Arkadaş bu niye kılık yapıyor ya? Az da kılık yapmıyor, o doğrusunu yapıyor da. Gösteremiyorum ya şimdi bazı şeyleri. Gösterin hocam, ne olur. Olmaz. Bir işim de şey yapacak. Bunu kapatayım. Ya onu şimdi şey yapamıyorum hani. Konu çünkü başına hikayesi anlatılması lazım bir yer. Hikayesi anlattıktan sonra anlamınız daha doğru. Şimdi ortadan böyle pat diye şurası böyle oluyor falan diye anlatırsam SPS kaçacak yani. Neyse bu da böyle çakma bir şey yaptık yani. Ama kullanıcı büyük iş yaptığını sandığı için hani güzel oluyor en azından. Bir iş yapmışım, para vermişim değmiş. Kayıt devam ediyor. O zaman sen geçtirin. Not almak isteyenler. Not almak isteyenler görürsün. Evet. Şimdi bizim dükkanda yine bir ihtiyaçlar oldu. Onlar üzerinden gitmemiz lazım. İhtiyaçlarımız şu oldu. Bizim patron dedi ki internetim de niyeyse şu an ölü durumda. Bazı ben yerlere sağ tıklıyorum dedi mesela kullandığım programlarda. Burada bir menü çıkıyor dedi. Adam buradan bir şey seçtiğim zaman işlem yapabiliyorum dedi. Biz de uygulamamıza dedi sağ tıklayalım orada menü çıksın falan filan dedi. Biz de böyle bir şey yapacağız. Şimdi sağ tıklamamız gerekiyor. Sağ tıklama yapacağız inşallah. Hemen şuradan context menu strip diye bir eleman var. Context menu strip'i sürükleyip bırakıyorum.
şöyle bir yere düşüyor. Sayın Gülsarım. Aşağıda bir de context menu tip diye duruyor. Sağ tıkladığım zaman olacak işlemler burada. Ne bileyim ne olabilir? Çıkış. Her zaman. Fix'tir. Çıkış. Yazdır. Ya da ne bileyim işte bunun gibi bir şeyler işte aklıma gelmiyor. Veya en altta şey olabilir. İşte hakkımızda hani koyarlar ya. About. Hakkımızda falan filan gibi bir seçenek daha koydum. Sıkıntı var mı buralar? Tıklama olaylarını yine çift tıklayıp yapabiliyorum seni arkadaşlarım ya da işte şuradan. Mesela iki çıkış, bir tane daha çıkış yazmıştım. İki çıkışı ortak çalıştırmak için. Senin click'te diyorum. Çıkış toolchain menü click'ini kullan. İkisi çıkışı aynı yere gitsin gibi kullanabiliyoruz. Şimdi bu yaptığım zaman uygulamam çalıştığı takdirde sağ tıklama çalışacak mı diye bakıyorum. Bastım. Evet. İnşallah kendine gelecek lazım. Sağ sağ tıkladığım zaman bir şey gelmemesi gerekiyor teknik olarak. Gelmiyor. Şu an mal mı yaptın? Evet. Sağ tıkladığım zaman gelmiyor. Esprimiz şu. Çok güzel. Şu an çalışıyor. Bunun ayar yeri senin arkadaşlarım. Tıklayacağımız elemanın, yani eğer buna tıklamak istiyorsan bunu seçiyorum. İşte buna tıklamasını istiyorsan bunu seçiyorum. Neye tıklayacaksa onu. Forma tıklamayı seçmek istedi. Forma tıkladım. Geldim şuradan. Context menu script'ini. Dedim ki context menu script 1'dir. Dedim. Çalıştırdım. Evet, bilgisayar hızlandı. Şimdi sağ tıkladığım zaman. Çalışıyor. Gayet de temiz. Hocam. Ne yapıyoruz? Context menu. Context menu şu sürüklediğimiz context menu tip 1'i kullanıyoruz. İyi de. Ben de isimle çıkıyor. Ben de yapıyor. Evet. Mesela ben buraya sattığımda başka bir şey çıkıyor. Şuraya tıklayabilir miyim? Bu ekranda başka bir şey çıkıyor. Bu ekranda başka bir şey çıkıyor. Tamam. Bunun gibi bir şey istiyorsak bir tane daha atacağım. Buraya. Evet. Context menu tip 1, context menu tip 2. Buna da AA diyeyim. İşte BB diyeyim. Format evet. Biz Türkçe yazabilmemiz için önce İngilizce karakterleri yazıp sonra kapatıp sonra silip tekrar. Evet öyle yapıştır. Şimdi 1 var 2 var. Demin forma 1 verdim. Şu menülerin olduğu bara tıklıyorum. Buna da 2'yi veriyorum. Böyle çalıştırıyorum. Şimdi buraya tıklarsam form 1 olduğu için bu çalışıyor. Buraya tıklarsam buradaki çalışıyor. Hani nereye koyarsan oraya göre çalışıyor. Dolayısıyla... Hani istediğini seçersen oraya koyuyor. Tabii. Hocam ama şu anda mesela satış formu açık. Bir de form 1 açık. İkisinin üzerinde böyle çalışıyor. Tekli. Aynen. Niye? Bir dakika. Açılsın ben bize. Şurada şunu diyorsun değil mi? Evet. Ben komutan... Şu an komple şu alan form 1 midir? Evet. Bu form 1'in altında mıdır? Yani. Evet. O zaman üstteki alttakine baskınlık sağladığı için hocam ama aktifken de çıkıyor. Bu şey yapıyor. Ne aktifken? Yani satış formu aktifken de. Hayır satış formunun kendi menü tipte olmadığı için. Hayır onun gibi. Onunki. Eğer satış formuna gidip kendisine özel yaparsa kendisine özel çıkıyor. Mesela şöyle onu da yapalım. Boş bir tane atacak. Hocam yapmak çıkmadan. İstemiyorum. Çıkmasını da istemiyorum yani. Niye öyle bir şey istiyorsun? Boş atarsak belki olur yani. Bir saniye. Şuraya bir gelelim. Koydum. Şöyle diyorsun değil mi? Nerede bu alet? Ha şuna tıklamadık ki. Şöyle. Şöyle dedim. Şu anda yani loading yapmışız yani. Ama veri tabanına şimdi yazıda çekiyorum. Bir şey var yani. Çiftleme göre. Bak gelmedi. Ama hepsine koymak gerekiyor yani. Hani elemanların hepsine koymak gerekiyor. Yani o hakkımızda doldurmak için de atıyorum başka bir formatı. Aynen öyle. Label'da hakkımızdakileri yazıp. Evet aynen öyle oluyor.
Hatta onun da şeyi var zaten, size söyleyeyim. Hazır bir tane eleman yapmışlar, new item diyeyim. About Box mıydı neydi? About Box diye bir şey var. Hani fix görüntü olsun diye işte adını yazdırabildiğin. Hazır form işte. Hazır form işte. Mesela hakkımı da tıkladım lan, bunu açalım. İşte hakkımıza nerede, şunda mıydı? About box 1 AB diyeyim eşittir ne bir tane AB nokta show. Gayet de temiz olarak. Tabi bir de bunu içinde yapsaydık daha güzel olabilirdi. MDR kanalını vermedim. Evet. Böyle standart bir şeyler çıkıyor. Şu yazıları sana göstereyim. Uygulamanın özelliklerinden alıyor. Özelliklerinde işlesem bunlar da buraya otomatik olarak değişiyor. Bir de şunu da yazayım da bari. Örneğimizde tam olayım. AB'nin MDI paranında eşittir. Burasıdır. O ayarlar nerede? Yazıların geldiği yerler. Solution'a sağ tıkladım. Özellikler dedim. Şunu bir kapatayım. İşte şurada Assembly Information kısmına bastığım zaman işte adı, işte yılı, bilmem nesi, versiyon numarası falan filan ayarladım. Bir yer var. Buradan değiştirseniz zaten oradan da otomatik olarak değişiyor senin için. Sağ tıklama olayı için var mı sıkıntı? Sanki kendi içine değişiyor hocam. Hı? Sanki kendi içine değiştirebiliyordun mu? Kendi değiştirmek mi? Leve, new items bir about box diyoruz ya. Orada yazılamıyor falan. Böyle bir şey yazılamıyor. Bunlar label ya sonuçta. Label. Ama işin esprisi bunlar şeyden geliyor. Direkt şeyden çekiyor. Direktman oradaki bilgilerden aldığı için sen yazmana gerek kalmıyor. Sağ tıklamada var mı sıkıntımız sen arkadaşlar? O zaman son bir eleman kaldı. Ondan bahsedeyim. Hatta son birkaç eleman kaldı. Evet, bir de şu kaldı. Toolstrip kaldı. Toolstrip'te sürekli elem attım. Niye oraya gitti bu salak? Şunu isteyeyim. Aşkın altını istiyorum arkadaşlar, üstüne istemiyorum. Bir adam tutup da altına atın sizi. Altına da olur öyle para kırdı. Hocam onun bir şey var. Top 5'i de mesela. Tekrar bir daha uçuyor. Patlama zaten kalır. Tamam neyse yukarıda kalsın şimdi ya. Sonra bir ara bakarız. Şurada buton koydum. Aslında şu butonlar o butonlar. Satıp istediğimi işliyorum. Şimdi şuradan resim seçiyorum. Oraya düşüyor. Normalde şey yapıyor. Şimdi yukarıda kaldı da kalsın yukarıda. Sonra bir ara indiririz onu. Normal aslında baktığımızdan farkı yok. Şunların buton versiyonu. Şurada kısa yol olsun diye. Kalan versiyonu. Bir de bunun şey güzelliği var. Şu boşta göstereyim. Çok boşmuş. Öbürünü açayım bir. Alış formu. Şunu bir kestim. Toolstrip container'ı sürükledim attım. Hocam buldum. Bring the şey yazıyı alt atıyor. Nerede bu? Dur şunu kestim içine yapıştırayım da. Tekrar bakalım. Neredeydi bu takı? Takı görebilen var mı? Orada şu an. Tamam buldum. Bunu taklıyorum. Bu ne işe yarıyor? Hemen göstereceğim. Tamam. Şimdi şu konteyneri koydum. Şu elemandan sürükledim. İşte buraya butonlar ekliyorum. Birkaç tane. Bir tane daha ekliyorum. Onları sürüklemek için. Kullanıcı istediği zaman işte şu elemanları tutup işte yana alabiliyor, ne bileyim altı alabiliyor.
hangilerini açtıysanız oralara sürükleyebilmesini sağlayan. İşte bu kayan şeyleri bunlar. Böyle güzelliği var senin ekstrem. Kullanıcı için işte mutlu olabildiği bir şey. Kullanıcı bunları buraya koyuyor falan böyle kafasına göre. Aynen. Ayarlıyor yani. Kullanıcı mutlu eden bir şey. Hocam şöyle şey yapayım, dağlaştırın orada ok çıkıyor mu? Şu içinin yanına gittim lan bir tane. Ha yok. Yani üstüne çıkmıyor mu? Ayağımızdan vurmasın. Arkadaş bedavası bu kadar. Bunda otur kendin yaz diyorlar. Adı neydi hocam? Hangisini? Ortaya koyduğumuz o şey. Konteyner. Hocam ama vardır ya. Hocam şeyin ismini nasıl değiştirirsiniz? Apple Box'ta okey diye çıkıyor ya çıkış mesela. Hadi ya. Bilmiyorum bir Box. Bu okey mi? Ya buradan yazısını değiştir işte. Hocam şu doğru. Konteynerlere özellikler verdim mi? Konteynere hiçbir özellik vermedim. Konteyneri dock yaptım. Tamam. Bir de şu kenarda bunlar böyle kapalıydı. Tamam. Kapalı yerleri açtım. Kullanıcı kullanabileceği yerler. Böyle gayet de jigs bir şey oldu yani. Dock yapınca bütün şey mi diyeyim? Yani. Dock'ı fill yaparsan tüm formu kaplıyor. Başka kontrol kaldı mı? Kalmadı. Hocam bu konteyneri ben silmek istiyorum ama silemiyorum. Şimdi konteynere tıklaması biraz sıkıntılı. Şuradan seçmen daha basit olacak. Yok seçtim. Yok yok şuradan seç. Var mı arkadaşlarım sıkıntı burada? Gayet basit ara bir konuydu. O zaman bu videoyu da burada durdurayım.